ta sahanlarımızın batı sınırlarında Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını da... Nasıl mücadele edeceğiz? Önce Türk milletiyle uğraşma, Türkiye ile uğraşma. Efendim akşam şerifleriniz hayır olsun. ...bendeniz Fehmi Çalmuk. Bir politik adam programıyla daha sizinle beraber olmanın mutluluğu içindeyiz. Bugün üç önemli konuğumuz var. Üç önemli konuğumuzla da dünyanın ve Türkiye'nin gelişen konu başlıklarını beraber konuşacağız. Yarın akşam Sayın Fahrettin Damga'nın sunacağı gündem programında eski Genç Parti lideri Cem Uzan konuşacak. Onu da bir hatırlatmasını yapalım. Efendim stüdyo konuğumuz Türkiye'nin Sesi Partisi, Türkiye'nin Sesi Altın Çağ Partisi Kısa ismi ses parti olan e, Ayhan Bilgen genel başkanımız burada. Sayın genel başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Biraz telaffuzda zorluk çekmedim değil mi? <laughs> Türkiye'nin sesi evet. altınca partisi, kısaca ses partisi diyeceğiz evet. bugün. Evet. Efendim Ayhan Bilgen Bey'i daha önce konuk etmiştik. O günden bugüne Türk siyasetinde, dünya siyasetinde neler geçtiğini beraber konuşacağız. Ama ilk önce... Türk siyaseti bir bayram arası verdi. Acaba Türk siyaseti bayram arası verirken ekonomide mi bayram arası verdi? Kimse ekonomik krizden bahsetmemeye falan başladı Ayhan Bey. Hani hayırdır bu bayram nedeniyle midir? Yoksa halen bu ekonomik krizin etkisi ciddi oranda yaşanıyor mu? Yani aslında kriz değerlendirmesini yaparken belki biraz daha ayrıntılı konuşmamız gerekiyor. Bir küresel boyutu var krizin. Yani dünyada da işte enflasyonist kalkınma modellerini bazı ülkeler tercih etmek zorunda kalıyorlar. Kimi ülkeler yüksek enflasyonla mücadele için daha çok yani faiz politikalarını tercih ediyorlar gibi farklı her ülkenin kendi özgün duruşuna göre bir e, kriz analizi var ve bu kriz analizine karşı da bir çözüm politika politikası var. Peki Türkiye ekonomisi ne durumda? Yani Türkiye'nin kendi gerçekliği üzerinden bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Burada özellikle bu tip durumlarda yani yüksek enflasyonun yaşandığı ortamlarda kimi sektörler için evet büyük bir krizden söz edebiliriz ama kimi sektörler için de tam tersine fırsattan söz etmek mümkün. Biz ekonomide eğer toplum yararını esas alıyorsak yani toplumun büyük çoğunluğu ve özellikle de en çok desteklenmeye, korunmaya ihtiyacı olan daha yoksullar, dar gelirliler eğer bizim ekonominin merkezine koyduğumuz özne ise o zaman tabii ki enflasyonist politikalar, zamlar son derece toplumsal hayatı da etkileyen, zorlaştıran, hayatı çekilmez hale getiren, bir çileye dönüştüren rol oynar. Ama bunun yanında yani kimi gelir gruplarında da bu bir fırsata dönüşebilir. Yani nedir? İşte hızlı yükselen fiyatları fırsata çevirebilir. Emlak alanında, otomotiv alanında ya da başka bir takım sektörlerde insanlar. Dolayısıyla hani şuraya getirmek için söylüyorum. Toplumun bir kesimi ne krizi? Kriz falan yok işte herkes alışverişini yapıyor falan derken bir tarafta fiyat artışlarından ciddi biçimde mağdur. Aslında her ikisi de doğru söylüyor. Biz burada kriz analizini ayrıntılı yapmıyoruz. Toptancı değerlendirmeler yapıyoruz. Ben kendi tanıdığım, iyi bayramda görüştüğüm kimi sektörlerdeki arkadaşlarıma soruyorum. İş yetiştiremiyoruz diyor. Ama aynı zamanda işte malzeme fiyatlarındaki yükselişten de rahatsız. Dolayısıyla da fiyat vermekte zorlanıyoruz diyor. Ama bunun yanında iş talebinin çok yoğun olduğunu da söylüyor. Ama diğer tarafta da dar gelirli açısından galiba hani bayramın belki rahatlatıcı tarafı şuydu. Bayramdan önce maaşlara yapılan artışlar, maaşların işte bayramdan hemen önce ödenmiş olması, daha kısa erimli yaşayanlar, kısa dönemli yaşayanlar açısından yani birkaç ay rahat edenler açısından görece bir rahatlıktan söz yani etmek mümkün. Sizin burada böyle çok böyle net bir öneriniz var. Hatta bir sosyal medya hesabınızda bir ünlü firma'nın gofretini vererek havalandaki... fiyatını <laughs> anım satarak diyorsunuz ki fiyatlara üst sınır koymalı. Yani. Evet. bu nedir bunun amacı? şimdi aslında ya dünyada yüksek fiyat artışlarının yaşandığı dönemlerde bunun toplumsal tahribatını azaltmak için. Yani hem Osmanlı tarihinde vardır bu, nar diye e, tarif edilir, tabir edilir. Yani fiyatlara bir sınır koymak, yani serbest piyasaya tabir yerindeyse müdahale etmek, toplum yararına müdahale etmek. Bu aslında bugün dünyada da tartışılıyor. Mesela petrol fiyatlarına üst sınır koymayı tartışan ülkeler var. Petrol fiyatı dediğiniz şey bütün sektörlere etkiler, ulaşım Bence. giderleri dolayısıyla. O ee, peynir aslında... elinde istediği fiyat çıkıyor, istediği yapıyor. Yani burada aslında şunu belki tartışmamız gerekiyor. Nasıl üreticiyi korumak için taban fiyat uyguluyoruz? Bunu kimse yadırgıyor mu? Yani niye mesela şöyle demiyoruz? Bırakın serbest piyasada üretici kurtarıyorsa satsın, üretmiyorsa üretmesin. Kar etmiyorsa üretmesin. Niye demiyoruz? Diyoruz ki hayır bunun bir asgari giderleri var üreticinin yaşaması özellikle tarım sektöründe hayati öneme sahip. Çünkü dünyada artık gıda güvenliği diye bir kavram var. Biz çiftçimizi öldürmeyelim. Onu rekabet edebilir, hayatını devam ettirebilir, üretmeye devam edebilir kılmak için taban fiyat diye bir uygulama var. Bunu birçok parti farklı ekonomi politikalarına sahip, daha keynesyen yaklaşan, daha liberal yaklaşan birçok parti bunu uyguladı. Şimdi nasıl üreticiyi korumak için taban fiyat uyguluyorsak pekala tüketiciyi korumak için de taban fiyat uygulanabilir, uygulanmalıdır. Eğer uygulamakta gecikirsek bunu işte biz aman serbest piyasaya zarar vermeyelim. Uluslararası arenada bize ne derler? İşte bakın piyasaya müdahale eden rejimler demokratik rejimler değil falan gibi. Bu propagandaya eğer biraz daha boyun eğersek, müdahale etmekte gecikirsek enflasyonun toplumsal tahribatı çok büyüyecek. Bu konuda bence siyasetçiler popülist davranmamalı. Son derece planlamacı bir mantıkla ülke yararı, toplum çıkarı neyi gerektiriyorsa o yönde tercih yapmalıdır. Ya, Burada bir hükümet biz... yani affınıza sığınırım. 3 hafli marketler deniyor. Ne hal yasasını çıkarabildi ne para de şeyini çıkarabildi. patatesin 12-15 lira olduğu kilosun olduğu bir ülkeden bahsediyoruz neredeyse vatandaşın sofrasındaki temel gıda. Hani aşık mahsunu demiş ya yiğit muhtaç olmuş kuru, kuru soğana. Ya yiğit şu anda kuru soğan bulamıyor Sayın Genel Başkan. Efendim Bey burada gayet tabii temel gıda maddelerindeki hızlı yükseliş en alt dar diye tarif ettiğimiz gelir gruplarının hayatını zorlaştırır. Şimdi orta sınıf Türkiye'de çöküyor. Bence en çok üzerinde kafa yormamız gereken şey bu. Bu sadece hani birilerinin cebine fazla girmesi, birilerinin biraz fakirleşmesi meselesi değil. Orta sınıfın çöktüğü toplumlarda eğitim, kültür, siyasal tercihler her şey alt üst olabilir. Dolayısıyla da sizin söylediğiniz hani ekmeğin fiyatındaki artış, soğanın fiyatındaki artış, evde içtiğimiz suyun fiyatındaki artış gibi en hayati, en temel ihtiyaç maddelerinde eğer Ortalama enflasyon rakamlarının 3 katı, 5 katı gerçek fiyat artışlarını yaşıyorsak... ...bu sepeti oluşturan diğer ürünler, örneğin bir kısmı lüks tüketim malzemeleri ise... ...dar gelir gruplu zaten o lüks tüketimi almadığı için, alamadığı için... E, ...dolayısıyla aslında gerçek enflasyon TÜİK'in açıkladığı rakamların çok üzerindedir. Kulağı çınlasın. Benim bir abim var Recai Bey. Der ki insanlar ekmeğe dürbünle bakıyor. Hani <laughs> bazı toplumun kesimi var ekmeğe dürbünle bakıyor... Bazı dediğiniz zaman israfın almış başını gitmiş. Ben sizin demeçlerinizde şöyle bir şeye rastladım. Ve Türk siyasi hayatında belki TKP'nin sloganlarında var. Hani bir sol diyalektik ne kadar sizin partiye uyuyor bilmiyorum ama vahşi kapitalist ekonomik sistem sorgulaması yapıyorsunuz. Türkiye'de bugün vahşi kapitalist bir ekonomik sistem var mı? Oraya doğru mu gidiyor? Ben oraya doğru gittiğimizi düşünüyorum. Ya bunun zaman zaman özellikle finans kapitalin ülkelere yönelik operasyonlar yaptığını yani Finans biliyorsunuz en hareketli en mobilize Dolayısıyla hani hamle yapmaya siyasal operasyon yapmaya en uygun araçtır ya bir yere fabrika kurarsınız fabrikayı canınız istediği zaman taşıyamazsınız onun bir taşıma maliyeti vardır daha cazip bir üretim merkezi bulacaksınız zaman içerisinde onu taşıyacaksınız ama Finans için öyle bir şey değil bir tuşa bakıyor yani bir evet. tuşa baktığınızda Siz bir ülkedeki gücünüzü oradan bir gecede çekiyorsunuz başka bir ülkeye ona aktarabiliyorsunuz. Dolayısıyla da burada aslında hani kapitalizm eleştirisi yaptığımızda bazılarının sandığı gibi yatırımı, yatırımcıyı, işvereni falan eleştirmiyoruz. Tam tersine yatırımcının da ensesinde boza pişiren hiçbir risk almayan, hep kazanan, her şartta kazanan, ülkeler kalkınırken de kazanan, tüketim artarken de kazanan ama ülkeler yoksullaşırken, batarken her zaman kazanıldığı bir sistem. Evet, kazanan bir sistemden bahsediyoruz. Ya çok eski bir vaka değil. Ya bundan 120 yıl, 130 yıl önce bu topraklarda yani aşırı borçlanma dolayısıyla duyunu umumiye diye bir şey yaşadık. Yani bunu dört kuşak öncesi fiilen yaşadılar. Ülkenin mal varlıklarına, demir yollarına, posta teşkilatına el kondu, madenlerine el kondu. Şimdi biz bir taraftan tüketimi teşvik edelim. E, dolayısıyla da enflasyonist ortamda da pekala kalkınabiliriz gibi teorik olarak anlaşılır ama pratikte hayatı mahveden toplumsal felaketi, toplumsal çürümeyi, toplumsal yozlaşmayı, intiharları, boşanmaları bütün bunları hazırlayan bir ekonomik modeli sırf birileri kazanmaya devam etsin diye asla tercih etmemeliyiz. Burada ekonomi toplum için değil midir? Hani 1800'lü yılların meşhur sloganıdır. Yani bugün Üretimden bugün gelen gücümüz. Bir sistem var mı genel başkanım bunda? Gayet tabii burada çok net bir şey söylüyoruz. Diyoruz ki ülkelerin böyle kritik dönemlerinde karar alma süreçlerinde ya toplumun büyük çoğunluğunu ve özellikle de yoksulları gözeterek karar alırsınız, politikalarınızı belirlersiniz ya da küçük çıkar gruplarının dayatması, baskısı sizin politik karar alma süreçlerinizi manipüle eder. Ben nar tartışmasının yapıldığını biliyorum ama kimi çevrelerin hükümette mi? Evet. Ama hükümet içerisindeki kimi çevrelerin, özellikle çıkar gruplarıyla daha yoğun ilişki içindeki kimi siyasal aktörlerin bunu engellediğini düşünüyorum. Yoksa ülkenin genel yararını, toplumun büyük çoğunluğunu hangi siyasi parti karşısına almak ben, ister? E, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu Nas sisteminden taraftar olduğunu duymuştum ama ya, ya siz, siz be, açtığınız için, be, Benim de duyumlarım yani, bu ben yönde. Ben yazmamak üzere bunu dinlemiştim. Ama siz söyleyince tekrar aklıma geldi. Yani ben de bu yönde bir takım tartışmaların yapıldığını ama tartışmaların tüketilemediğini... Buna e bir yerde dur denmezse bunu dediğiniz gibi... ...hani belki siz şöyle bir şey diyebilir miyiz? Hakkımız var mı? Sosyolojik olarak bir orta sınıf dediğiniz, ekonomik orta sınıf dediğiniz... ...Türkiye'de siyasal kutuplaşmaya karşı da frenlemiş, Subak, evet. frenleme yapan bir sınıf tabii. öyle midir? Tabii tabii, tabii kesinlikle. Yani en alttakiler Fembey her zaman yani radikal davranma eğilimindedirler. Kaybedecekleri hiçbir şey yok. En üsttekiler de fantazi yapabilirler çünkü onların da kriz dönemlerinde falan böyle çok büyük bir hani risk yaşamadan atlatma imkanları, ihtimalleri var. Mobilize olabiliyorlar. Ama orta sınıf bu dönemde en büyük zorlukla karşı karşıyadır. Türkiye'de belki izleyicilerimiz daha ayrıntısını biliyordur ama benim bildiğim 52 çeşit sosyal yardım var. Şimdi bir ülke eğer en yoksullarını tamamen yardımlarla koruyorsa, ayakta tutuyorsa bu sosyal devlet adına kısmen sevindirici bir durumdur. Yani infial olacağına, toplumsal felaket yaşayacağımıza sosyal yardımlar bu sistemin en azından çökmesini engeller ama 52 çeşit sosyal yardım sürdürülemez bir durumdur. Böyle bir sosyal güvenlik politikası da ayakta şöyle, durmaz, duramaz. Biz şu dönemde şu kadar sosyal yardım yapıyorduk. Bugün bu dönem yapıyoruz. Bu Türkiye'nin iyileşmesi, sosyal yardımın artması, devletin sosyal devlet ilkesinin bir nedeni olarak popülist bir politikayla sunulabilir ama Arka tarafında bu kadar bu yardıma ihtiyaç olan bir milleti ilan ediyoruz. Gay gayet tabii burada hani dezavantajlılığı mutlak olan kesimler vardır. Engelliler vardır, hastalar vardır, yaşlılar vardır. Sosyal devletin gereği gayet tabii onlara fırsat eşitliği sunamadığı için bu fırsat eşitliğini telafi edecek kısmi Destekler vermektir ama üretimden düşerse toplumun büyük bir kısmı üretemez hale gelirse kendi ayakları üzerinde duramaz hale gelirse o toplumsal çöküştür. Yani demin söylediğimiz sadece ekonomik göstergelerle sadece rakamlarla ifade edilemeyecek şeyler var. Yani boşanmalarda örneğin geçinme sıkıntısı önemliyse belirleyiciyse intihar vakalarında karamsarlıkta yüzde yetmişleri bulan gençlerde yurt dışına gitme arzusunda eğer Gelecek kaygısı, yarınlarda iş bulamama endişesi, geçinememe, insanca yaşamama kaygısı egemense buraya sizin başka bir politikayla müdahale etmeniz gerekir. Sadece ben sosyal yardımlarla bunu ila nihaya ayakta tutarım Tabii. diyemezsiniz. Bu mümkün değil. Şimdi genel başkanım hani sizin e, halen aynı seçim bölgesi midir diyemem ama belediye başkanlığı yaptığınız, milletvekili seçildiğiniz Kars'tan e, örnek verirseniz, bu Kurban Bayramı'nda hayvancılık ve tarımın çok reel olduğu bir kent. Durum nasıl? İyi mi? Memnunlar mı satıştan? Şimdi aslında tabii orada rakamlar büyüdüğünde kendinizi görece iyi hissedebilirsiniz. Hele satış yaptığınızda bir yıl boyunca baktığınız, bir yıl boyunca emek verdiğiniz, çok zor, çok zahmetli bir iştir hayvancılık. Bu işin sonunda tahsilatı yaptığınız, hani hasadı topladığınız deyim yerindeyse sezon elbette herkes için sevindiricidir. Ama yani burada bir denge gözetmek zorundayız. Yani üretici için sevindirici olan, Hayvan yani satış yapanlar için sevindirici olan tüketici içinse pahalılık olarak tarif ediliyorsa bu görece bir refahtır. Ya burada şuna odaklanmamız lazım. Girdi maliyetlerini düşürelim. Üretim tekniklerimizi, üretim modellerimizi yeniden gözden geçirelim. Gerekirse çiftçi çok büyük rakamlarla hayvanını satmasın. Ee, hayvancılıkla uğraşanlar belki çok sıfırlı rakamlar kazanmasınlar ama maliyet de düşük olduğu için karları yükselsin. Ama aynı şekilde tüketici de eti daha ucuza tüketebilsin. Ya burada hani şuna özellikle vurgu yapmak isterim. Bizim bölgemizde hayvancılık stratejisiyle ilgili vahim bir hata yaşıyoruz. 10 yıllardır yaşıyoruz bunu. Ne yazık ki çiftçimiz, köylümüz de sağlıklı bilinçlendirilmediği için mera hayvancılığından gittik

ahır kapalı besi hayvancılığına gidiyoruz. Yencilere en azından mahkum oluyorlar. En azından platoların olduğu, yaylaların olduğu yerlerde artık buradan çıkmalıyız. Yani geçmişte evet güvenlik politikaların nedeniyle yaylaya çıkış yasakları gibi nedenlerle belki bu zorunluydu ama bugün itibariyle tam da dediğiniz gibi özellikle ithal kalemlerin yoğun olduğu, dolayısıyla da aslında hani döviz açığının, dış ticaret açığının da sebebini oluşturan yem gibi, gübre gibi ürünlerde yani en azından bağımlılığı edecek politikaları tercih etmeliyiz. Ya şimdi genel başkanım sizin bu ekonomik eleştirinizin içinde ilginç bir söz gördüm. O da şöyle. Hani bu biraz sonra geleceğim bu ırkçılık, bu göçmen karşıtlığı. Hani Türkiye'de göçmen var mı yok mu geçici Sığınmacı. koruma statüsündeki sığınmacılar falan ona yeni bir deyim getirdiler. Bana göre de bir kelimenin üzerinden doğru telaffuz, doğru tanımlama çok önemli. Siz diyorsunuz ki ya yani bunu unutmayalım ki göçmenlerin çarkıyla da zor işlerin döndüğü bir ekonomi var. Evet. Ya yani bu göçmenler ekonominin zor şartlarını döndüren bir çarkı da döndürüyorlar evet, diyorsunuz. Yani bundaki Aslında, temel yani, nedir? Şu, şu, biz halka gerçeği bütün çıplaklığıyla söylemek zorundayız. Popülist davranıp gerçeğin bir yarısını işimize geldiği kadar, işimize geldiği biçimde... ...hem de ajitasyon yaparak tehlikeli bir üslupla sırf 3 oy fazla almak için söylersek halka ihanet nedir ederiz. Nedir bu gerçek? Yani, ya bu şudur, hocam? dünyanın her yerinde göç hareketleri ülke ekonomilerine fil şekilde aşı yapar. Yani nedir bu? Mesela 60'lı yıllarda bu ülkeden bu topraklardan insanlar Almanya'ya gitmediler mi? Almanya'da hangi işleri yaptı babalarımız, dedelerimiz, amcalarımız? Almanların yapmadığı en zor işleri yaptılar. En zor yerlerde çalıştılar. Onların tercih etmediği yerlerde çalıştılar. O zaman da ilginç tartışmalardır bunlar. Yani Almanya'da işte daha ırkçı yaklaşanlar ki sonra işte bir takım soligam vesaire hani Tabii, bildiğimiz Türkiye, katliamlara diye. kadar... Evet varan o ırkçı yaklaşımlar şöyle diyorlardı kara kafalılar yani bunlar gitsin ülkemizden artık işimiz bitti bunlardan kurtulalım. Karşısında bir aklı selim şunu söyledi ama dedi ki bunlar 60'lı 70'li yıllardan bu yana Almanya ekonomisine 70 milyar euro civarında katkı yaptı. Sonuçta Almanya'yı büyüttüler Almanya'yı daha yaşanabilir hale getirdilerse onların burada hakkı var. Şimdi burada hani Türkiye özelinden bunu daha rahat galiba ifade edebiliriz. Eğer biz Almanya'da İslamofobiye karşıysak Afrika kökenliye, siyah tenliye ırkçılık yapılmasını lanetliyorsak, bunu kabul etmiyorsak biz de ülkemizde nasıl Antalya'ya sarışınlar geldiğinde lüks tatil köylerinde kaldığında bundan memnuniyet duyuyorsak, işte bize döviz bırakıyorlar diyorsak, Alman tatil köyü, Fransız tatil köyü, İngiliz tatil köyünü, Alanya'da şurada burada gördüğümüzde bir öfke ve nefret taşımıyorsak ki taşımamalıyız. Bence dünyaya bu anlamda daha evrensel bakabilmeliyiz. Ama onun yanında ya bir parka iki tane kaz getiriyor, insanların üzerindeki kıyafete bakarak ya bunlar medeni değil, bunlar ilkel, yok kaz çalıyorlardı gibi Utanç verici, ırkçı, yabancı düşmanı bir yaklaşımı topluma empoze etmek bu ülkeye yapılacak en büyük kötülük. Bu ırkçılığa çok geleceğim somut, de bu zor işler çarp, evet. ekonomi evet. anlamda bizim bu ya şimdi, geçici evet. statüde dediğimiz sığınmacıların bize çok katkısı mı oldukları? Efendim var? şöyle bir şey, şimdi bu konunun iki boyutu var. Birisi... ...kriminal hale gelmemesidir. Onu biraz sonra belki konuşacağız evet. fırsat varsa. Yani çatışmaya dönüşmemesi, bir fay hattı olmaması... ...bu entegrasyon politikalarıyla, uyum politikalarıyla... ...ve doğru güvenlik politikalarıyla yönetilebilecek bir şeydir. Ama üretim konusunda... ...o hani gerçeğin diğer kısmını halka söyleyelim dediğim budur. Şimdi siz Adana'da Suriyeli işçileri tekstil atölyelerinden çıkarın bakalım... ...orada fason üretim yapan tekstil atölyeleri kalır mı kalmaz mı? Bunu Adanalılara sorun. Adana halkı bunu biliyor. Yani sabahleyin 4'te 5'te vardiyaya giden insanlar atölyelerinde Arapların, Suriyelilerin çalıştığını pekala biliyorlar. Şimdi onların bildiğini biz niye bilmemezlikten geleceğiz? Ya da Anadolu'nun hangi köşesine giderseniz gidin, İç Anadolu'ya, Doğu'ya artık neredeyse çobanlık yapan, ahırlarda çalışanlar sadece Özbekler, Afganlar, Tacikler, Kırgızlar. Yani Kandesler. ucuz iş gücü Sosyal güvenlikten mahrum iç, iş gücü Şimdi oldukları bu, bu, için mi? Yani burada tabii ki bir hani e, hani ucuz Aa. iş gücünü, emek sömürüsünü falan asla... Hayır, hani bu, bunu, bu, bu değil. Bu konuyu eleştirenlerin çoğu diyor ki, bunlar hep ucuz iş gücü. Millet sosyal ben sadece önderden kaçmak için bunları tercih ediyor. Ya gayet tabii o var. yani sonuçta, Ama toplumun belirli bir kesimi, bu dediğiniz insanların talep ettiği veya iş gücü, insan gücü olarak verimli olarak çalıştığı yerlere gidip. Talepkar olmuyor, gitmiyor. Fenbey, burada tabii ki ucuz iş gücüne, emek sömürüsüne gayet tabii karşı çıkacağız. Bu hiç tartışması. Sonuçta onlar da insan emeğiyle alın teriyle geçiniyorlar ve bizim eğer üretimimize katkı sunuyorlarsa haklarını alacaklar. Belli özel meslekler vardır, kısıtlama konmuştur. Yabancıların çalışması ile ilgili. Onun dışında bir kısıtlama ayrımcılıktır. Ama ya şimdi çoban bulamıyorsunuz. 10 bin liraya, 12 bin liraya. Ankara'nın köylerinde bulamıyorsunuz. Kızılcamam'da bulamıyorsunuz. Ahırda çalışacak hayvanların dışkısını dışarı atacak kişiyi köylerde bulamıyorsunuz. Dolayısıyla da burada bırakın ucuz iş gücünü. Siz çok daha yüksek ücret vererek de bu zor işleri yapacak insanları bulamıyorsunuz. Mevsimlik işçilerin demografisi değişti. Karadeniz'de yani işte fındık toplamaya, çay toplamaya giden nüfus geçmişte büyük oranda Urfa ve çevresindeki illerden gelen insanlardı. Şimdi işte geçici sığınmacılar var burada. Şimdi ya gayet tabii bir hani emek üzerinden bir rekabet gayet tabii yaşanıyor. Biz onların da insanca yaşama koşullarını savunmalıyız. Ama benim vurgu yapmaya çalıştığım şey şu. Biz eğer hayvancılığımızı işte e, yani ziraatı, tarımı, fabrikalarda, atölyelerde hayatı aynı zamanda geçici sığınmacılar, göçmenler, mülteciler sayesinde çevirdiğimizle ilgili e, yani gerçeği söylemesek bununla yüzleşmezsek işi sadece kriminal boyuta döküp işte şurada taciz ettiler, burada gizli kamera aldılar bunları dövelim kulaklarından tutalım atalım bir de mayın döşeyelim falan ya bu olacak bir iş değil Şimdi bu, bu konuda, ekonomi işini bırakalım, hani bir tarafa Geçmiş olalım da tam bu dediğiniz konudan devam edelim. Sizin son sosyal medyadaki e, videolarınızdan biri bu göçmen karşıtlığı üzerine ve ciddi oranda uyarıyorsunuz. Hani bu uyarılığınız diyorsunuz ki gö göçmen karşıtlığı bir ırkçılığa varmamalı. Bunun emarelerini mi görüyorsunuz? Bunu bir toplumsal tehdit olarak mı görüyorsunuz? Yani bu konudaki endişeniz nedir genel başkanım? Şimdi burada ya bir kere yanlış her yerde yanlıştır. Dünyanın her yerinde kim kime yaparsa yapsın. Hani zulüm zulümdür, haksızlık haksızlıktır. Şimdi sosyal medyada çok sıkça duyduğumuz bir tabir var. Deniyor ki işte bir gece uyandığınızda evinizin salonunda bir yabancının oturduğunu görürseniz siz ne yaparsınız? Hoş geldin mi dersiniz? Kulağınız, kulağından tutar atar mısınız? Ya bu Löpe'nin seçim kampanya sloganıdır. Allah aşkına Türk milliyetçileri bu rezilliğe ortak olmasınlar. Böyle bir durum mu var Türkiye'de? Afganistan'daki savaşın sorumlusu yok mu? Suçlusu yok mu? Bu devletlere kafa tutamıyoruz ya da Suriye'yi bu hale getirenlere dair iki çift söz söyleyemiyoruz. Sokakta arabamızın sileceğine işte bir şey sıkıp iki kuruş almaya çalışan ya da dilencilik yapan bilmem ne garibana öfkemizi kusuyoruz. Burada son derece mert insani bir tutum sergilemek zorundayız. Evet bir güvenlik riski yok mu? Var. Siz eğer uyumu sağlayamazsanız, entegrasyonu gerçekleştiremezseniz, o çocukları eğitemezseniz, işte bir şekilde yaşam koşullarıyla ilgili bir imkan sunamazsanız gayet tabii bu toplumsal çatışmaya dönüşebilir. Ama bir şey toplumsal çatışmaya dönüşecek diye siz orada ırkçı, yabancı düşmanı, öfkeyi, nefreti körüklerseniz bakın gerçekten bu tehlikeyi yaşarsınız. Ki mümkün bu. Geçmişte Türkiye'de nasıl inanç üzerinden toplumsal fayatlar oluştuysa Alevi, Sünni, Maraş olayları, Çorum olayları nasıl işte Kürtlerle Türkleri karşı karşıya getirmeye çalışan toplumsal çatışmayı körüklemeye çalışan kimi provokasyonlar zaman zaman yaşanıyorsa, münferit olaylar gibi de gözükse sonuçta bu bir infiale dönüşüyorsa bazen aynı şey yarın Türkiye'deki geçici sığınmacılarla aramızda yaşanabilir. Bu bir tehlikedir ama bunun tedbirlerini almak başka. Kantarın topuzu kaçtı mı? Ya gayet tabii ben kaçtığını düşünüyorum. Ve burada ciddi bir stratejik hata yaptığımızı düşünüyorum. O da şu. Ya bir sorunun sebebiyle mi yüzleşirsiniz onu çözmek için sonuçlarıyla mı uğraşırsınız? Meşhur örnektir. Bataklıkta sivrisinek öldürerek bataklığı kurutamazsınız. Türkiye'de bu kadar çok sığınmacı varsa, milyonlarla ifade edilen kayıtlı ve kayıt dışı insan varsa bunun sebebi Suriye'deki savaştır. Bu savaşı bir an önce durduralım ve geri dönüşü hızlandıralım, kolaylaştıralım ya da işte Afganistan'da 30 yıldır bu savaşın devamına neden olan politikalara tepki koyalım. Ya bunları yapmayacağız, bunlara dair bir söz söylemeyeceğiz ama sorunun sonuçları üzerinden keskin sirke küpüne zarar misali bizi birbirimize düşürecek politikalara alet olacağız. Ben bunu asla doğru şimdi, bir yöntem de görmüyorum. Gerçekçi de değil. Sadece toplumda manipülasyon yapıp birazcık oy almaya dönük bir hemen girişimdir. dış Politikaya geçtiriz o zaman ses partisinin dış politika gündemi üst başlığıyla girelim. Tam da bu konuda. Şimdi bu konu var. bir Suriye krizinin şimdi Tahran'da da bir zirve yapıldı üç devlet başkanı bir araya geldi. Cumhurbaşkanımız Suriye'deki teröre karşı etkin onlardan destek istedi. İşte askeri hareket ne zaman yapılacak, yapılmayacak bu tartışılıyor. Biz Türkiye'de krizin bu kadar süreceğini tahmin etmiyor muyduk? Bir st stratejik hata mı yaptık bu anlamda? Ben e, Suriye politikasında yanlışlar yapıldığını düşünüyorum. Yani bunun kim ne kadar sorumlusudur yani parti içinde, parti dışında, bürokraside, güvenlik bürokrasisinde, eski başbakan, mevcut cumhurbaşkanı kimin ne kadar payı vardır? Yani O tartışmayı şimdi yapmak istemem doğrusu çünkü tek tek her birinin kendi kısmi öz eleştirileri var, özel ortamlarda paylaştıkları bilgiler var ama siyaset neticesiyle. Şimdi, Genel başkanım öyle laf arasında bir şey diyorsunuz ki özel bilgiler var. Ee, biz meraklıyız yani Genel ya başka ben... ee, yani şu kadarını söyleyeyim mesela o dönem e, yani Suriye politikasına iktidar partisi içinden karşı çıkan isimler vardı yani o dönemin cumhurbaşkanının itirazları vardı örneğin yani Abdullah e, Bey evet yani, yani ya da işte o dönemki kimi uygulamaları e, yani o dönemin işte başbakanıyla e, yani Sayın Davutoğlu ile Sayın Erdoğan arasında kimden kaynaklandığı, nihai kararların kim tarafından hazırlanıp kim tarafından onaylandığı konusunda bir muamma var. Yani daha fazlasını söylemeyeyim hani, ama e, yani... Ya burada fatura sayın Davutoğlu'na kesiliyor. Yani, yani tabii, işte... bu fatura kesme anlamında söylemiyorum ama hani biz gider Emevi Camisi'nde cuma namazı kılarız Üç ayda bu bitirir sözü doğru mu söylüyor? Yanlış bir öngörüydü. Var yanlış mıydı bir, yanlış bir, bir stratejiydi. Yani söz kamuoyu önünde söylendi zaten. Hani dolayısıyla bu söz söylendi mi söylenmedi mi ötesinde muhtemelen niyet ve yanlış okumalar var. Yanlış strateji var. O da şudur. Evet, önce tıpkı yani bir karşılaştırma yapayım izninizle çok uzatmadan. 91 yılında nasıl Irak politikasında Baba Bush Irak'ı bölmek ve Saddam'ı devirmek üzerine bir plan yaptıysa, Özal'ın önüne de bu planı koyup Türkiye'de Türkmenler başta olmak üzere Irak Kürtleri başta olmak üzere Irak politikasını Irak'ın bölüneceği varsayımı üzerine inşa ettiyse ama bir süre sonra Irak bölünürse bu İsrail'in işine yarayacak, İsrail'e zarar verecek özür diliyorum. İsrail'e zarar verecek bir kaos oluşacak. Orada İran yanlısı bir yönetim oluşacak ve bu kaos İsrail'i endişelendirdiği için Amerikan politikası değişti ve Amerika dedi ki hayır biz Saddam'ı devirmekten ve Irak'ı bölmekten vazgeçtik dedi. Biz ortada kaldık. Bizim yanı başımızda Amerika için on binlerce kilometre ötesinden bu süreçle ilgili göze alınan risk başka. Bizim için sınır komşumuzla yaşadığımız süreçte risk başka. Nitekim sonrasında bizim Irak-Türkiye ilişkilerinde dikiş tutturamadığımız çok açık bir gerçek. Şimdi 91'li yıllardan 2001'e geldik. Yani e, bugünkü iktidar partisinin iktidara geldiği dönemde biliyorsunuz bir oylama yapıldı. Mecliste i̇ktidar. geçmedi. Türkiye'nin işte e, yani topraklarının yani açılması gibi. Yani o da bir gibi. muammadır. O meclisten e, e, işte, süreci. İşte tam, tam oraya gelip hani şunu e, ifade etmek istiyorum. Irak politikasında nasıl 91'deki önümüze konulan resimle sonraki yıllarda resim değişmişse, yani özallı yıllardan Ecevitli yıllara geldiğimizde değişen sadece siyasi liderlerin Irak politikası değildir. Amerika'nın politikasıdır. Dolayısıyla Türkiye'nin de Amerika ile uyumlu politikası değişmiştir. Şimdi bunu aynen Suriye'ye gidip uyarlayalım. Esad'ı devirmeye kararlı ne pahasına olursa olsun iç savaşı körükleyen politikalar özellikle bölge dışı ülkeler tarafından körüklendi. Bölge ülkeleri de hemen o vesayet savaşında pozisyon aldılar. İran pozisyon aldı, Rusya pozisyon aldı, Türkiye pozisyon aldı. Ya biz tezgaha mı geldik? Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani orada ne olursa olsun... iç savaşı hiçbir şekilde desteklememeliyiz iç savaşların bölgesel barış açısından kalıcı tehdit oluşturduğunu görmeliydik. Yanlış okuma şuydu. Galiba bize bir şey vaat edildi. Birileri dediler ki herhalde yani Suriye'de Esad hemen gidiyor çünkü Suriye nüfusunun büyük kısmı sünnidir. Esad rejimi işte nusayridir, azınlıktır. Dolayısıyla kolayca devrilebilir ama vaka öyle olmadı. Allah. Çünkü Suriye rejiminin sermayesinde, ordusunda hatta inanç örgütlenmesinde farklı grupların temsili, dolayısıyla çıkar ilişkileri, e, rejimin toplumla kurduğu bağlarda bizim şablonlarımızın doğru okumadığı bir durum yaşadık. E, dolayısıyla da Suriye'deki risk, Suriye'deki tehdit bizim kucağımızda milyonlarca göçmen, ciddi bir ekonomik risk ve sınır güvenliği gibi ve hala büyük şeyler bıraktı. hala muhaberatın da provokasyona uygun bir zemin bu. E gayet tabii dolayısıyla da hani şuraya getirmek için söylüyorum. E, çok net biçimde e, bölge ülkelerini iç savaşa kürük, körükleyen, sürükleyen siyasete karşı daha duyarlı, daha dikkatli. Geçmişi geriye getiremeyiz. Hani bundan 7-8 yıl önceye, 10 yıl önceye dönemeyiz. Bu anlamda hani kimseyi suçlamak için falan söylemiyorum. Ama bundan sonrasında eğer göçmen... çözüm böyle kısaca, öneriniz var çok mı? Çok somut, çok net bir şey söylüyoruz. O da şu, aslında Tahran'daki zirvede ikisi vurgulandı bence... Fakat siyasetçiler bazen devlet adamları kelimelere başka anlam yüklerler. Bunlardan birisi anayasa. işte yani siyasal çözüm. Dolayısıyla siyasal çözümden kasıt anayasadır ve seçimdir zaten. Yani İkincisi de ülke bütünlüğüdür. Yani Türkiye'nin. yönetiminin o anayasa değişikliği konusunda sıcak olmadığı vurgusu da var. Ya Burada tabii ki herkes bir yere çekiyor. Cephede kazanımlarını taraflar korumaya çalışıyor. Onun üzerinden pazarlık yürütüyorlar. Ben ne olması gerektiğini söyleyebilirim sadece. Evet. Ne olması gerektiği konusu çok net. Yani herkesin hiçbir kesimin dışlanmadığı bir anayasa yapma süreci aidiyet duygusu açısından değerlidir. Silahların bir an önce susması, hiçbir şekilde ne rejim tarafından ne muhalif gruplar tarafından silahlı eylem yapılmaması ve gayet tabii bir yani demokratik özgür seçimin gerçekleşmesi. Dünyanın her yerinde iç savaşları en kolay bitirme yöntemi insanlığın deneyimiyle böyle ortaya çıkmış. Bu anlamda Tahran zirvesinden ne anladınız? Genel hani Şimdi üç burada lider geldi. Evet. Hani epey Cumhurbaşkanı da, Sayın Erdoğan da çok çelebi işte, Putin'in sırtını sıvazladı. Yani reisiyle yakın diyalog kurdu, kardeşim dedi. Ama biz buradan, yani en azından e, Batının ve Amerikanın kuşa, kuşatmazlığına karşı bir gerçekten bir güvenli alan oluşturabilecek üç ülke lideri pozisyon alabildi mi? Buna bakmak lazım mı sevgili? Şimdi ben şöyle bakıyorum. Yani bir ülkede partiler arasında görüş ayrılıkları olabilir. <laughs> Muhalefetle iktidar arasında farklı çözüm önerileri olabilir ama ülkenin ortak çıkarları konusunda yani partizan reflekslerden çok ülkenin ortak yararı üzerinden siyaset kurmayı başarabilmemiz lazım. Sonuç itibariyle Suriye'de istikrarın bir an önce sağlanması konusu yani Türkiye'de iktidar partisine oy veren açısından da muhalefete oy veren açısından da Türk içinde Kürt içinde Alevi içinde Sünni içinde sonuçta bir pozitif anlam ifade ediyorsa ya da bir tehdit bir risk içeriyorsa herkes için içeriyor. Dolayısıyla da ben hani dış politika üzerinden tabii ki temel yanlışları eleştirmeliyiz diye düşünürüm ama ülkenin ortak yararının çok siyasi polemik konusu yapılmaması gerektiği kanaatindeyim. Bunu ne için söylüyorum? Aslında e, hani bazen e, hani önce yapılan yanlışı eleştirmek yerine sonra o yanlışı düzelten adımları eleştirirseniz yanlış yerden muhalefet yaparsınız. Ben bölge ülkeleriyle Türkiye'nin diyaloğunu güçlendirip bölgesel barış için bir ortak akıl ve bir inisiyatif geliştirmesini Türkiye'nin yararına görüyorum gayet tabii bölge ülkelerinin de yararına görüyorum. Bizim komşularımızla kavgalı olmamızdır eleştirilmesi gereken barışmamız değil konuşarak sorunları çözmemiz değil. Eleştirilmesi gereken işte diyelim ki Rus uçaklarının orada yaptığı operasyonlar ya da işte Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesidir. Ama Rusya ile Türkiye'nin konuşması, Türkiye ile İran'ın konuşması ya da bölgede başka ülkelerin konuşarak sorunları çözmesi bence hani içeriğinden bağımsız olarak yöntem olarak doğru bir yöntemdir. Yani biz belki Tahran zirvesinden sonra hani bir siyasi tabir olarak haşa vize almak kelimesini kullanmak istemiyorum ama Türkiye'nin çok haklı gerekçeleriyle terörle mücadele konusunda Suriye'den çok vatandaşımızı çok askerimizi kaybettiğimiz bir yer, bir terörle mücadele için bir askeri harekat yapacağız tekrar burada aslında bence hani odaklanılması gereken nokta şu. Şüphesiz hani güvenlikçi okuma yaptığınızda güvenlik tehdidini dikkate alacaksınız ve onun gerektirdiği tartışmaları yapmak durumundasınız. Ama benim tam demin hani bataklığı kurutmak diye ifade etmeye çalıştığım şey de oydu. Yani biz ...Suriye'de kimseyi dışlamadan, Türkiye'nin güvenliği açısından da, Türkiye'nin barışı, demokrasisi açısından da kimseyi dışlamadan... ...yani Kürd'ün de, Türkmen'in de, Nusayrin'in de, Sünni'nin de hepsinin Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olmasına biz yardımcı Şimdi, olmalıyız, kolaylaştırıcı olmalıyız. eşit davranacağız kelimesiyle, hani orada var olan temel haklara eşit davranacağız kelimesi arasında biraz fark var gibi geliyor bana... Çünkü DAEŞ silahlı gibi, gruplarla. Tabii silahlı evet. gruplar var. Hani orada söz hakkı olmayıp da sonradan oraya gelmiş, konmuş ve orada söz hakkı olan gruplar var. Bana göre işi darmadağın eden, i̇şte, anlaşılmaz kılan işler onlar ya. Yani. gayet tabii ama bunun sebebi şu. Şimdi bir ülke bir gruba destek veriyor. Başka bir ülke öbür gruba destek veriyor. Bu durumda vesayet savaşı bitmiyor. Burada herkesin birlikte bu destekleri çekmesi gerekiyor. Eğer bölge ülkeleri de uluslararası güçler de orada savaşın devam etmemesi konusunda kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse barış bir an önce sağlanır. Ama herkes ben işte şu grubu desteklemeye devam edeceğim ama barış olsun derse bu çok gerçekçi bir yöntem değil. Bunun için ilerleyemiyoruz zaten. Yani baltaları gömmek yetmiyor. Yani oradan silahları çıkartmak lazım. Suriye halkını kendiyle baş başa bırakmak lazım. E gayet tabii yani Suriye Suriyelilerin... Yani Sayın Abdullah Gülün Cumhurbaşkanlığında Suriyeli sınırları kaldırmayı konuşuyorduk. E, gayet tabii doktan... bence bence zaten Türkiye'nin yani bölgesinde yani aslında mesela sınırlarımızda Kürtlerin yoğunlukla yaşıyor olması da bunun için bir avantaja dönüşebilir. Sonuçta yani Sykes-Picot ya da işte neyse o sınırların çizildiği dönemin 1920'ler dünyasının ortaya çıkarttığı resim hep hani konuştuğumuz cetvellerle çizilmiş sınırlar hikayesi değil mi? Şimdi sosyolojiyi cetvelle nasıl böleceksiniz? Sınırın öbür tarafında akrabası yaşıyor. Akrabaları ticaret var. yapıyor, düğününe gidiyor, cenazesine gidiyor. Bunu avantaja çevirmeliyiz. Hani coğrafya kaderdir diyoruz ya bu kaderi artık hep savaş mı bizim kaderimiz? Boğazlamak mı birbirimizi? Öldürmek mi? Hayır bu kader biraz da Avrupa'da olduğu gibi yani birbirimizle tanışmak, kaynaşmak, ticaret yapmak, kültürel işbirliği. Yani dolayısıyla bizim aslında sınır aşan işbirliklerine ihtiyacımız var. Yani birbirimize duvar örmek yerine birbirimizi arkadan vuracak e, operasyonlara alet olmak yerine bir işbirliğini ve daha zenginliği belki de birlikte yaşamak başkan. işte bu noktayı koyduğunuz yerden devam edeceğiz ama ne zaman? Reklam sonra. Bir dünya politikası beraber konuşalım. İç politikaya daha sonra geleceğiz. Değerli izleyiciler, Ses Partisi Genel Başkanı Sayın Ayhan Bilgenle beraberiz. Reklamlardan sonra bir dünya politikası üzerindeki analizlerle programımız devam ediyor efendim.